Bodrum'da iki taraf arasında süren husumet cinayetle sonlandı. Edinilen bilgilere göre İstemhaleri mahallesinde yaşayan Abdullah Bey ile Ferdi Atınız arasında bir süredir devam eden husumet ölümle sonuçlandı. İddiaya göre birçok suçtan kaydı bulunan Abdullah Bey bir süre önce vinç şoförlüğüne başlayan 23 yaşındaki Ferdi Atınız'ı telefonla arayarak istemhaneleri cami önünde buluşmak istediğini söyledi. Buluşmayı kabul eden Atınız, şoförlüğünü yaptığı araç ile saat 17.30 sularında Bodrum Turgut Reis Karayolu üzerindeki İstemhaneleri Camii'nin önüne geldi. Görgü tanıklarının beyanına göre aralarında bir süre tartışan ikiliden Abdullah Bey, yanında getirdiği pompalı tüfek ile Atınız'a ateş etti. Yakın mesafeden aldığı yara ile yüzünden yaralanan Ferdi Atınız yol ortasına yığıldı. Zanlı Abdullah Bey ise bindiği bir araç ile olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Mahallede yaşayan ve olayın şokunu üzerinden atamayan vatandaşlardan Ozan Bilgin, Kent Haber'e şunları söyledi. İki arkadaş kavga etmiş. İşte zannedersem uyuşturucu da çektiler. Bir tanesi ötekini pompalı tüfekle vurmuş. Yol ortasında. Yol ortasında, evet. Buralı mı? Bir tanesi burada oturuyor, ikisi de burada. Birisi karşıda esnaf, öteki köy içinde oturuyor. Pompalı tüfekle vurmuş yani şahs. Yaralının durumu ağır, benim gördüğüm kadarıyla ağır. Neresine? Kafasından zannedersin. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır şekilde yaralanan ve çok fazla kan kaybeden Altınız'ı yakındaki bir özel hastaneye kaldırdı. Burada yapılan bütün müdahalelere rağmen Ferdi Atınız'ın hayatını kaybettiği bildirildi. Nereye telefon var? Suç mahallini emniyet çemberine alan Turgut Reis Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri zanlının peşine düşerken olay yeri inceleme ekipleri ise suç yerinde inceleme yaparak delil aradı.